Arkadaşlar, bu dersimizde e, transfer fonksiyonu verilen bir e, sistemin e, kararlı olup olmadığını e, anlamaya çalışacağız. Önce e, sistemin kutuplarını ve e, zirolarını ve pollerini belirleyeceğiz. Ardından bunu e, zero pol e, mapimize, mapimize göstereceğiz ve e, MATLAB'a da e, kodlarımızı uygulayarak sistemin çıkışını gözlemleyeceğiz. Şimdi e, değerli arkadaşlar LC eşittir. LC diye bir sistemim var benim ve bu sistemin transfer fonksiyonu verilmiş. E, şimdi sistemin e, zirosu nedir? Benim nominatörüm sistemin zirosunu verir. Yani payım zirosunu paydam ise pollerini e, verir. Sistemin zero'ları nasıl belirlerim arkadaşlar? <laughs> S-1 var burada. Dolayısıyla benim sistemin bir tane zirosu var. Bu ikiyi gain olarak kabul edebiliriz. Yani sistemin kazancı olarak kabul edebilirim arkadaşlar. Şimdi o zaman ziroları bulalım önce. Şöyle diyelim arkadaşlar. Zero's. Sistemin zero'ları nedir? S-1 eşittir. 0 ise S eşittir. Yani bir benim nedir? Sistemin sıfırıdır. Sistemin e, kutupları ise arkadaşlar benim e, denominatörümün e, kökleri benim sistemin kutuplarını verir. Dolayısıyla benim bir tane kutbumun bir tanesi S artı 2 den bulurum. Diğerinde S kare eksi 4 S artı 8. Bunu çarpanlarına ayıramam. Neden? Çünkü ikinci dereceden bir denklemdir arkadaşlar. Bunu eee ikinci dereceden denklem yardımıyla bunun köklerini bulmaya çalışacağım. Dolayısıyla S kare. Bakın bunu yapmam lazım. Görmeniz lazım. S kare eksi 4S. Bundan sonra matlabda bunu kodlarımızı değerlerimizi matlaba uygularak çıkış cevabımızı almaya çalışacağız arkadaşlar. 4S artı 8 eşittir 0 ise. Bir kere ben bunu çarpanlarına ayıramam bu şekilde. O zaman ne yapmam lazım? Kökleri bulmak için S12 şöyle diyelim eşittir. Neydi arkadaşlar? Ee, eksi B artı eksi 4AC bölü 2A benim köklerimin formülüydü. O zaman S12 diyelim. Eksi B nedir arkadaşlar? Ee, 4 artı eksi 4 çarpı 1 çarpı a s kare b 4 s'in kök şeyi çarpanı c de 8'in çarpanı çarpı 4 çarpı 1 çarpı ne olacak? b kare eksi 4 a c bölü 2 çarpı 1. S 1 2 eşittir 4 artı eksi 4 kere 8'in 32 bölü 2 olacak. Evet arkadaşlar şurada bir hata yaptım. Şimdi fark ettim. Onu. Bu ne olacak? B kare eksi 4 ac. Dolayısıyla 4 ac bölü 2 a. Yine burası ne olacak? B kare eksi 4 ac yani eksi 4'ün karesi 16 yapar. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 8. O zaman ne, ne olur arkadaşlar? 16 eksi 32. Burası ne olur? Eksi 32 olur. Dolayısıyla bunu şöyle de yazabilirim. S 1 2 eşittir 4 artı eksi şunu eksi 1 çarpı 16 diye de yazabilirim bölü 2. Devam edeceğim arkadaşlar. O zaman S 1 2 eşittir 4 artı eksi ne olur arkadaşlar? Şunu eksi 1 yani mesela a çarpı b şöyle yazabilirim zaten bildiğiniz gibi a çarpı b. Eksi 1 çarpı ne olur arkadaşlar? Karekök 16 bölü 2. Bunu hatırlayın diye uzun uzun yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla buradan S1 2 eşittir. 4 bölü 2 2 artı eksi. Eksi 1 çarpı 16 bölü 2'den S1 2 eşittir. 2 artı eksi e, 16 4 olarak çarpı 4 bölü 2 2 çarpı eksi 1. Eksi 1 i'dir arkadaşlar. Bizim işte sanal kökümüz. O zaman e, i çarpı 2 olur. Ya da e, şöyle 2 i diyelim. O zaman benim köklerim nelerdir arkadaşlar? Şöyle yapalım. 2 i. O zaman S1 eşittir. 2 artı 2i. S2 eşittir. 2 eksi 2i. Ee, şu da benim S3 köküm olsun. S3'üm nedir arkadaşlar? S3 eşittir. S3'ü de şuraya yazalım. S3 eşittir. S e, artı 2'nin kökü ya da şöyle diyelim. S artı 2 sıfırsa 0 sıfır ise S3 eşittir. Ne olur arkadaşlar? E, 0 eksi 2 eksi 2 yapar. Dolayısıyla Şurası da benim S3 değerim. S3 eşittir. Eksik. Bunlar da benim nelerimdir arkadaşlar? Bunlar da benim karakteristik köklerimin nelerdir arkadaşlar? Polleridir. Evet. Zirolarımı ve pollerimi bu şekilde bulmuş oldum. Benim ziro değerlerim bir benim ziromdur. Polilerim ise nedir arkadaşlar? 2 artı 2 i, 2 eksi 2 i ve eksi 2. Şimdi o zaman sanal ve gerçek eksenlerimizi çizelim arkadaşlar. Rho değerim, GV değerim. Şimdi zirolarım nedir? 1'dir. Bir kere şuraya bir 1 diyelim. Şuraya 2 diyelim. Eksi 1 olsun şurası. Şurası eksi 2 olsun. 1 olsun, 2 olsun, Eksi 1 olsun. Eksi 2 olsun. Şimdi zirolarım nedir arkadaşlar? S eşittir bir noktasında benim bir tane zirom var. O zaman şurayı şöyle yuvarlak içine alıyorum. Zirom'dur bu benim. Pollerimde x ile gösteriyordum arkadaşlar. Pollerimde hatta bunda mavi ile gösterelim pollerimizi. Bir tane eksi 2 noktasında var. Bir tane artı 2 artı 2'yi. Bakın 2 artı 2'yi nedir? 2 benim reel kısmım yani ro değerim. 2i de benim imajiner kısmım yani j değerim. O zaman 2 artı 2i neresidir arkadaşlar? Bakın. Yani reel ve pozitif kısımlarım bu şekilde olacak. Diğeri de 2, -2. eksi 2i. Eksi 2i burası. 2 eksi 2 Yani Şurası da benim hangi değerim arkadaşlar? Yine Burada ne var arkadaşlar? Conjugate pair çiftim var. Yani conjugate e, kompleks e, sayılarım var. Bunlar birbirinin neyidir? E, simetrisidir arkadaşlar. E, devam edelim. Bir de benim eksi 2 noktasında bir tane polüm var. E, pardon. Bunları yaptım. Evet. 3 tane polüm var ve bir tane ziron var arkadaşlar. Bunları yerleştirdim. Şimdi, O zaman önceki derslerimde verdiğim bilgilere göre değerli arkadaşlar benim Şimdi ee, şöyle söyleyeyim eğer ee, düzlem, sağ yarı düzlemimde polim varsa zaten benim sistemim unstable'dır. Doğru mu? Burada benim bakın sağ yarı düzlemimde nelerim var arkadaşlar? Pollerim var. E ben artık sol yarı düzlemime bakmama gerek yok. Burada polim olsa bile sağ yarı düzlemimde polim olduğundan dolayı benim sistemim nasıl bir sistemdir? unstable bir sistemdir. Zero'ya bakmaya gerek yok. Zero benim steady state, -state durumunda ki overshootlarımı yani ee, state steady state durumu geçtikten sonra benim sinyalim steady state durumuna geçerken sinyalimin ee, yaptığı ee, hareketlere bakar. Yani sistemin dinamik davranışını etkilemez. Öyle söyleyebiliriz ya da sistemin stabilitesine etki etmez. Bu çok önemli. Dolayısıyla arkadaşlar benim sistemin unstable olduğunu ben artık biliyorum. Şimdi ne yapmamız lazım? Bu şeyimizi MATLAB'a aktaralım. Yani MATLAB'da sistemimizin unstable olduğunu görelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, bu sistemi MATLAB'a aktarmak için e, numaratörümün ve dominantörümün dominant e, katlarını bulmam lazım. Dolayısıyla şurada bir aslında bir çarpanlara ayırma yani burada bir birleşme kuralını uygulamam lazım ki katlarını bulayım. Eğer ben t domainine geçecek olursam aslında şöyle yazabilirdim a bölü s artı 2 artı b bölü işte s kare artı 4s işte katlarını bu şekilde yaz. Ama buna gerek yok çünkü ben direkt transfer fonksiyonu zaten sistemime aktaracağım. Bunu şu şekilde yazabilirim o zaman 2s eksi 2 bölü ee, şimdi çarpanlara ayıracak olursak, s kare, s üzeri 3, e, hatta şöyle yazalım, 2s eksi 1 bölü, s üzeri 3 eksi 4s kare artı 8s artı 2s kare. Şimdi şöyle yapıyorum. 2s kare eksi 8s artı 16 artı 16. Bu da 2 çarpı s eksi 1 bölü e s üzeri 3. S karem kaç tane var? Eksi 2s kare eksi 2s kare artı 8S var. Eksi 8S var. Gitti. Artı 16 kaldı arkadaşlar. Artı hatta 0S ya da bunu yazmaya gerek yok. Artı 16. Bu şekilde yazdım. şuraya da 2S eksi 2 diyelim. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Numeratörümü dominatörümü ee, şöyle num diyeceğim. Ee, işte eşittir. Ee, nedir arkadaşlar benim num değerim? 2 ile eksi 2'dir yani 0'un ee, ee, yani nominatörümün ee, katları nedir? S katı 2'dir e, sabit katı eksi 2'dir. Dominatörümün denom diyelim. Denominatörümün katları ise s S3, üzeri 3'ten başlıyor kat sayısı 1'dir, s 2'nin kat sayısı eksi 2'dir, s 1'in kat sayısı 0'dır ve s'in kat sayısı da 1'dir arkadaşlar. Pardon. Sabitin katsayısı 1'dir. Daha sonra TF e, şuraya bir e, y diyelim. y eşittir y eşittir TF transfer fonksiyonu çıkaracağım num denum, den. Daha sonra arkadaşlar step y ile çıkış cevabını almaya çalışacağım. Hemen Matlab açayım ben. Şimdi değerli arkadaşlar, MATLAB'ımı açtım. Şimdi hemen yazalım numaratörüm. Şimdi bundan önceki derste şey yaptık. Ee, t cinsinden, T domain cinsinden e, e, çıkış fonksiyonumuzu, T fonks, e, e, zaman domaininde çıkış fonksiyonumuzu ifade etmiştik ve e, zaman cinsinden e, matlab'a aktarmıştık. Yani önce zaman e, fonksiyonu. Ya, t eşittir sıfırdan işte 20'ye kadar 0.1 saniye aralıklarla gidiyor. Ondan sonra y eşittir eksponansiyel. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar matlab'a bu şekilde aktarmıştım. Benim çıkış fonksiyonum şuydu. y eşittir işte e, e üzeri eksi at bir fonksiyonum vardı. utm1'di. Bunu ne yaptım arkadaşlar? Şöyle, numeratör e, transfer fonksiyonu cinsinden de MATLAB'a yazabilirdim. Ben T domain cinsinden yazdım. Bu sefer numaratörlerle yani S domaininde e, MATLAB'ımıza yazıyoruz. Neyse, bunu e, şey yaptıktan sonra asıl kodumuza dönelim arkadaşlar. Numaratörümüz neydi? 2 eksi 2 idi. Hemen diyelim eşittir 2 eksi 2. Denominatörümüz neydi arkadaşlar? 1 eksi 2 0 1 eşittir 1 eksi 2 0 1 devam edelim sonra y eşittir bunun transfer fonksiyonunu alalım num den şimdi buraya noktalı virgül koyarsak bir alt satıra geçecek yani başka bir şey ama koymazsak bu benim y fonksiyonumu transfer fonksiyonu cinsinden oluşturacak. Yani y eşittir işte s e, 2s 2s eksi 2 bölü s kare işte s üzeri 3 eksi 2s kare e, artı 1 cinsinden yazacak. Hemen bakın şimdi gördünüz mü arkadaşlar? 2s eksi 2 bölü s üzeri 3 eksi 2s kare artı 1. Bakın 2s eksi 2 bölü s üzeri 3 eksi 2s kare artı 16. Ha, şurayı yanlış yazdık özür dilerim bakın. Şurası 16 olacak. Ben 1 yazmışım. Niye bir yazmışım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şurası ne olacak arkadaşlar? 16 olacak. O zaman şunu yeniden yazalım. Denominatörümüzü bir daha yazalım arkadaşlar. Tak dedim. Şuraya 16'yı ekledim. Devam ettim. Y'yi bir daha oluşturacağım şimdi. Bakın. Hiç değişen bir şey yok. Artı 16. Bakalım. S üzeri 3. Eksi 2S kare artı 16. Üzerinde 2S eksi 2 var. Çok güzel. Bunu oluşturduk. Şimdi artık y'yi step fonksiyonuyla oluşturabilirim. Yani çıkış cevabımı. Step y dedik. Noktalı virgül koyduk. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın benim sinyalim sıfır noktasından şu 27-28 saniyeye kadar bir kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Daha sonra bir overshoot oluyor burada. Pik noktasına geliyor ve tekrar exponential, exponential, bir şekilde decaying yani decreasing yapıyor. Alçalıyor sıfır noktasına doğru belli bir noktadan sonra osilasyona devam ediyor. Unstable bir sistemin var burada. Dikkat ederseniz unstable. Ben bunu grafikte tam göremiyorum. Önce şunu yazalım arkadaşlar. Şunları oluşturalım. Mesela x label diyelim. Eşittir arkadaşlar nedir? E zaman. Ya da zaman t domaininde yapmıyorum. E şöyle diyelim arkadaşlar. Y'e bak. Eşittir ys. Ys sinyalim. E <laughs> Yanlış yazdım pardon. Şurası şöyle. Şimdi arkadaşlar ee, title'ımıza da sistemin frekans cevabı diyelim. Sinyalimize gelelim. Şimdi burada e, aksisleri belirleyelim arkadaşlar. Yani şu x aksisini biraz uzatalım daha iyi görmek için. Onu da şöyle yapalım. Aksis diyelim. Şuraya aksis. Yani sınırlarımı belirliyorum arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim. Mesela bizim x değerimiz 0 ile 100 arasında olsun. 0 ile 100 arasında olsun. Y değerimiz de yine 0 ile işte 6 arasında olsun. 0 ile 6 arasında olsun. bakalım. Ee, 6 çarpı 10 üzeri 25 miydi? 6 çarpı çarpı şöyle diyelim çarpı 10 üzeri 25 Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim sinyalim unstable bir durumda ilerliyor. Daha şunu normal şey yapalım arkadaşlar yine. Arkadaşlar şunu denemek istiyorum sinyalimi tam olarak görmek için yani sinyalimin Stable ya da unstable durumunu e, tam olarak göstermek için bir de şöyle bir komut vardı zannedersem. E, x limitimiz bizim 0 yani x e, yönümüz 0 40 olsun ya da 0 evet 40 olsun. Bakalım değişecek mi? 0 40. Y de 0 olsun. Sıfır, pardon yanlış yaptım. Y limitte sıfır on olsun. Arkadaşlar işte böyle bir unstable bir e, durum var yani burada bakın sinyalimi daha da böyle şey yapmaya çalışıyorum. 6 çarpı 10 üzeri 24 de herhalde bu. Şunu şöyle değiştirsek. 10 üzeri 25. Şöyle yapsak. Ya evet. ikisi gördük. Şöyle unstable bir 10 üzeri 26. Evet arkadaşlar sonuç olarak şöyle bir sinyal çıktı. Ee, bunun tabi e, bu sinyalimiz bizim unstable bir sinyaldir. sonsuza doğru gidiyor. Ben bunu biraz görmek istedim sinyallere gittiğini fakat e, unstable bir sinyal olduğundan dolayı arkadaşlar yani e, Sinyalim zaten sonsuza doğru giden bir sinyal arkadaşlar. Stable değil. Zaten stable olsaydı sinyalimi ben görebilirdim. Zaten t eşit t sonsuza giderken benim sinyalim de e, f e, y sinyalim de nereye gidiyor arkadaşlar? Sonsuza doğru gidiyordu. Dolayısıyla benim sistemim unstable bir sistemdir. Zaten benim pollerimden iki tanesi neredeydi arkadaşlar? Zaten e, pollerimden iki tanesi zaten left Sağ, e, right half plane de, plane değildi. Dolayısıyla zaten benim sistemim bundan dolayı e, nasıl bir sistemdir arkadaşlar? Unstable bir sistemdir. Bu çok önemli. Bunu bilmemiz lazım. Zaten grafiğimde de sistemimin unstable olduğunu görmüş oldum arkadaşlar. E, bu dersimizde de yine bir e, sistemin bir e, karakteristiğine baktık arkadaşlar. E, e, zeroların ve pollerin pull, sistemin performansı nasıl etkilediğini anlamaya çalıştık. Ve e, sistemin unstable ya da kararlı ya da kararsız davranışını aslında incelemiş olduk. Ne ile? Sistemin pollerine bakarak arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Lütfen siz de bol 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 örnekler çözünüz. Çünkü çok geniş bir konu. Ee, çok çalışmanız lazım. Ee, olayın mantığını anlamak için sadece videolar yetmeyebilir. Dolayısıyla çok ama çok çalışmak lazım. Bugünü bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.